Değerli Şehri Nabzı izleyenleri, bugün sizlere genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Aras Emre Candan'ın yanından sesleniyoruz. Kendisinden önemli bilgiler dinleyeceğiz ama öncelikle kendilerini tanımak isteriz. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz İzmir'e. Hoş bulduk. Adım Aras Emre Candan, genel cerrahi profesörüyüm. Genel cerrahi eğitimi sonrasında kalın bağırsak hastalıkları cerrahisi üzerinde çalışmaya başladım. Kolon ve rektum kanserleri cerrahisini aktif olarak yapıyorum. Onun dışında en önemli çalışma alanımız karın zarı kanserlerinin tedavisi. Bu alanda da aktif bir şekilde uğraşıyoruz. Ayrıca eğitimimi 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladım. Hem tıp fakültesi hem genel cerrahi uzmanlık eğitimi sonrasında uzun yıllar 9 Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda çalıştım ve burada profesör unvanına getirildim. Karın zarı kanserleriyle ilgili de uzmanlığımın başından beri bu alanda çalışıyorum. Peki hocam, bugün sizlerden karın zarı kanserinin ne olduğunu ve kimlerde görüldüğünü dinlemek isterim. Karın zarı kanseri dediğimizde bunun Latince ya da İngilizce ismi peritoneal karsinomatoz, yani periton dediğimiz karın boşluğu, karın zarı anlamına geliyor. Bu bölgede karın içerisindeki organların kanserleri karın boşluğuna yayılabiliyor. Bunlar kalın bağırsağın kendi kanseri, appendiks, appendisit olur, onun kanserleri de olabiliyor. İnce bağırsak kanserleri karın boşluğuna yayılabilir. Yine mide kanserleri sıklıkla karın boşluğuna yayılabilir. Kadınlarda jinekolojik organlardan, yani rahimden, yumurtalıktan ya da tüplerden de oradaki bir kanser artık olduğu yerden çıkıp karın boşluğuna yayılabilir ve biz bunu artık peritoneal karsinomatoz diyoruz. Bunların dışında da karın zarının kendisi de kanser yapabiliyor. Burada da primer peritoneal karsinomatoz adı verdiğimiz ya da mezotelioma adı verilen iki ayrı karın zarına özgü kanser hastalığı da var. Bunları tedavi edebiliyoruz. Peki hocam, yakalanmamak için dikkat etmemiz gereken noktalar var mı? Şimdi burada öncelikli kanserimiz eğer geç saptanırsa, yani mesela kalın bağırsak kanserimiz var, bunun tanısı geç olursa o gecikme karın boşluğuna yayılmaya neden olabiliyor. Yani biz erken kalın bağırsak kanseri tanısı koyduğumuzda karın zarı yayılımıyla karşılaşma olasılığı güç. Bunun dışında karın zarına yayılan kanserle olan hastalarda, diyelim kalın bağırsak kanseri nedeniyle tedavi olmuş bir hasta olabilir ya da yumurtalık kanseri, rahim kanseri nedeniyle daha önce tedavi olmuş bir hasta olabilir. Bu tedavilerden sonra belirli bir dönem bu hastaların kontrol altında olması ve belirli aralıklarla bu hastaların tetkikler yaptırması gerekiyor. Bu aşamada da karın zarına yayılma var mı yok mu saptanabilir. Bunu biz ne kadar erken saptarsak, yani ne kadar az yayılma varken saptarsak tedavilerde o kadar başarılı oluyor. Pekala hocam, karın zarı kanserinde kullandığınız tedavi yöntemleri neler? Şimdi karın zarı kanserinin tedavisi çok özellikli. Çünkü sadece artık bir organı tedavi etmiyorsunuz. Bütün karın boşluğundaki organları, karın boşluğundaki tüm alanı tedavi etmeniz gerekiyor. Burada öncelikle kapsamlı bir ameliyat yapıyoruz. Uzun süren ameliyatlar bunlar. 3 ile 8-10 saat arası sürebiliyor ameliyat süreleri. Hastaya da bayağı ciddi bir ameliyat yükü yükleyebilen tedavi yöntemleri ama olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Öncelikle karnı açıyoruz. Karın içerisini değerlendiriyoruz. Ameliyattan önce çektiğimiz filmlerde saptayamadığımız hastalığı da karnı açtığımızda çok daha net değerlendirebiliyoruz ve çıkartabileceğimiz tüm hastalığı çıkartıyoruz. Bu hastalığı çıkartmak için bazen çeşitli organları da çıkartmamız gerekebiliyor. İşte kalın bağırsağı almamız gerekebiliyor. Rahim, yumurtalık, bunları almamız gerekebiliyor. Dalak alınabiliyor. Karın zarı temizleniyor, soyuluyor. Bu şekilde bir ameliyat yapıyoruz. Bu ameliyattaki amaç gözle görülebilen kanserli dokuların, kanserli hücrelerin hepsinin uzaklaştırılması. Bu bittikten sonra yine hasta ameliyathanede uyurken, ameliyat devam ederken özel bir cihaz yerleştiriyoruz hastaya. Bu cihaz sayesinde ameliyatta yaptığımız gözle görülen hastalığın temizlenmesini gözle görmediğimiz kanser hücreleri üzerine yayıyoruz ve karın içerisine sıcak kemoterapi uygulaması yapıyoruz. Yerleştirdiğimiz özel cihazla karın içi 42 dereceye ısıtılıyor önce. 42 dereceye ısındıktan sonra karın içerisine yine hastanın hastalığına uygun özel olarak seçilmiş kemoterapi, hastaya yine kişiye özgü dozda ısıtılmış bir şekilde 30 ile 90 dakika arası değişen sürelerde karın içerisine uygulanabiliyor.
Peki bu tedavi sonrası hasta kemoterapi alması gerekiyor mu hocam? Şimdi ameliyatta içerideki gözle görülen hastalığı temizledik ve ameliyat sırasında karın içerisine bir doz kemoterapi uygulaması yaptık. Ama bu sadece yeterli değil tabii. Bundan sonra da hastanın hastalığına uygun. Daha önce kemoterapi almış olabilir. Daha önce aldığı kemoterapi ilaçları da gözden geçirilerek onkolog kontrolünde yine kemoterapi alması sıklıkla gerekmekte. Hocam röportajdan önceki sohbetimizde bu hastalıkla ilgili bir tedavi yönteminden daha bahsetmiştiniz. PPAC tedavi yöntemi. Bunları da dinlemek isterim sizlerden. Tabii. Şimdi PPAC tedavi yöntemi de son yıllarda uygulanmaya başlanan, yurt dışında çok sık uygulanıyor. Ülkemizde de uygulanmaya başladı. Bu yöntemde peritonel karsinomatozu olan ama ameliyat şansı olmayan bir hasta grubumuz var. Bu hastalarımızı da daha uzun süre yaşatmak için laparoskopi yöntemiyle karın içerisine iki tane delik açıyoruz. O deliklerden damar yolundan verilebilecek bir kemoterapi ilacını karın içerisine püskürtme yoluyla veriliyor. Burada amaç karın içerisindeki kanser hücrelerinin içine damardan uygulamaya göre daha etkili bir şekilde girsin. Ama yan etkisi daha az olsun. Seçilmiş hasta gruplarında da bu PPAC tedavi yöntemini uygulayabiliyoruz. Peki son sözlerinizi de alalım o halde. Neler söylersiniz izleyenlerimize? Teşekkür ederim. Özellikle kalın bağırsak kanserleri ya da kadınlarda sık gördüğümüz jinekolojik organ kanserleri karın zarına yayılabiliyor ve bunların tedavisi çoğu zaman başarısız olabiliyor. O nedenle eğer bizim bir kalın bağırsak kanserimiz varsa, bunun için tedavi gördüysek ya da yumurtalık kanseri, rahim kanseri bunun için tedavi gördüysek ameliyatlardan ve tedavilerden sonra kontrollerimizi aksatmamamız gerekiyor. Çünkü bu şekilde bir karın zarına yayılma olursa biz bunu erken saptayabildiğimizde çok daha başarılı tedavi edebiliyoruz. Tüm izleyenlerimize sağlıklı günler dilerim. Geldiğiniz için teşekkürler. Çok teşekkür ederiz hocam. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün sizlere genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Aras Emre Candan'ın yanından seslendik. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.